Merkez Bankası'nın eski başkanı MHP Uşak Milletvekili adayı Durmuş Yılmaz, Bankasya'nın TMSF'ye devredilmesine tepki gösterdi. Kararın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. Gündem değiştirme çabası olarak değerlendirdi. 2001 krizinde 20'den fazla bankaya müşteriler parasını çekemediği için el konuldu. Bankasya'da ise vatandaşa parası ödeniyor. Vatandaş Bankasya'ya gittiğinde 200 bin lirası varsa hepsi ödeniyor. BDDK'nın mudilerin hakkı ileride riske girebilir diye olmamış bir durumla ilgili karar alması asla kabul edilemez. Durmuş Yılmaz, BDDK'nın yeminli mürakıplarına istenilen raporu yazdıramadığını, bu raporlar olmadığı için bir buçuk yıldır el konulamadığını söyledi. Bir buçuk yıldır beklemek zorunda kaldılar çünkü bankanın eldeki rakamları bu tür bir el koymaya izin vermiyordu. Önce resmi mevduatı çektirdiler. O resmi mevduatta bankanın sıkıntıya girmesi istendi. Fakat vatandaş götürüp mevduatını yerine koydu. Bankanın rasyosunda bir bozulma olmadı. Onun için bir buçuk sene beklenildi. Yılmaz, 2015 yılının ilk üç ayında 13 milyon lira kar açıklayan banka hakkında alınan kararın hakkaniyete uygun olmadığının altını çizdi. Bankasya kararı kesinlikle siyasi. Piyasa bunu bir yere yazar, başka partiler iktidar olursa sağlam olduğu halde neden el konulduğu kesinlikle sorgulanır ve karar geri alınabilir.